Bu programımızda Sözler kitabından birinci sözü seslendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah her hayrın başıdır. Biz de önce onunla başlarız. Bil ey nefsim. Şu mübarek kelime İslam'ın nişanı olduğu gibi bütün varlıkların da hal diliyle daimi virridir. Bismillah'ın ne büyük, tükenmez bir kuvvet, ne bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak dinle. Eskiden Bedevi Arap çöllerinde bir adamın rahatça seyahat edebilmesi ve eşkıyanın şehrine uğramadan ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bir kabile reisinin ismini alması ve onun himayesine girmesi gerekirmiş. Yoksa o adam tek başına sayısız düşman karşısında ihtiyaçlarıyla perişan olurmuş. İşte böyle bir seyahat için iki adam çölde yola çıkmışlar. Onlardan biri mütevazı, diğeri gururluymuş. Mütevazı olan bir reisin ismini almış, öteki almamış. Reisin ismini alan her yerde selametle gezmiş, ne zaman biri yolunu kesse, ben filan reisin ismiyle geziyorum der, eşkıya da ona ilişemezmiş. Bir çadıra girdiğinde o reisin namıyla hürmet görülmüş. Mağrur olan ise seyahati boyunca öyle belalar çekmiş ki, tarif edilemez, daima titremiş, dilencilik etmiş, hem zelil hem rezil olmuş. İşte ey mağrur nefsim, sen o yolcusun, şu dünya ise bir çöldür, acizim ve fakrın sınırsızdır, düşmanların ve ihtiyaçların sonsuzdur. Madem öyle bütün kainata dilencilik etmekten ve her hadise karşısında titremekten kurtulmak için şu çölün ebedi malikinin ve ezeli hakiminin ismini al. Evet bu kelime öyle mübarek bir definedir ki sınırsız acizim ve fakrın ile seni sonsuz kudrete, rahmete bağlayıp Kadir-i Rahim'in dergahında acizi ve fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Bu kelimeyle hareket eden, askere kaydolup devlet adına iş gören ve hiç kimseden korkusu olmayan adama benzer. Kanun namına, devlet namına der, her işi yapar ve her şeye karşı dayanır. Başta demiştik ki bütün varlıklar hal diliyle bismillah der, öyle mi? Evet, nasıl ki bütün şehir ahalisini zorla bir yere sevk eden ve çalıştıran bir adam görsen onun kendi adına, kendi kuvvetiyle hareket etmediğini bir asker olduğunu şüphesiz bilirsin. O adam devlet namına hareket eder ve bir padişahın kuvvetine dayanır. Aynen öyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder. Zerre kadar tohumlar ve çekirdekler başlarında koca ağaçları taşır, dağ gibi yükleri kaldırır. Demek ki her bir ağaç bismillah diyerek rahmet hazinesinin meyveleriyle ellerini doldurur, bize tablacılık eder. Her bir bostan Bismillah der, içinde çeşit çeşit pek çok leziz yiyeceğin beraber pişirildiği, Cenab-ı Hakk'ın kudret mutfağından bir kazan haline gelir. İnek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlardan her biri, Bismillah diyerek rahmetin feyizinden birer süt çeşmesi olur. Bize hoş, temiz, abu hayat gibi bir gıdayı, Rezzak namına takdim eder. Her bir bitkinin, ağacın, otun ipek gibi yumuşak kök ve damarları bismillah diyerek sert taş ve toprağa deler geçer. Allah namına, Rahman namına der, her şey ona itaat eder. Evet, dalların havada büyümesi ve meyve vermesi gibi o sert taş ve toprağın altındaki köklerin kolayca yayılması ve yer altında yemiş vermesi hem o nazik yeşil yapraklarının sıcaklığın şiddetine karşı aylarca yaş kalması da her şeyi tabiata bağlayanların ağzına şiddetli bir tokat vuruyor, kör olası gözlerine parmağını sokuyor ve diyor ki, en güvendiğin sertlik ve sıcaklık bile bir emirle hareket ediyorsa ve o ipek misali yumuşak damarlar Hz. Musa'nın aleyhisselam asası gibi fekul nezrib bi'asakel hacer emrine uyarak taşları yarıyor. Bir zamanda Musa kavmi için su arayıp Allah'a yalvarmıştı. Biz de asanı taşa vur demiştik. Bakara 60. Emrine uyarak taşlar yarıyor. O sigara kağıdı gibi ince nazenin yapraklar ise Hz. İbrahim'in aleyhisselam ağzaları gibi ateş saçan sıcaklığa karşı ya naru küni berdev ve ala İbrahim ayetini okuyor. Yani ateşe şöyle ferman ettik. Ey ateş Dokunma İbrahim'e, serin ve selamet ol ona. Emdiya Suresi 69. Ayet Madem her şey manen Bismillah der, Allah'ın nimetlerini onun namına getirip bize verir, biz de Bismillah demeliyiz, Allah adına vermeli, Allah adına almalıyız, onun namına vermeyen gafil insanlardan bir şey almamalıyız. Soru, tablacı hükmündeki insanlara bir fiyat veriyoruz, acaba asıl mal sahibi Cenab-ı Hak bizden karşılık olarak ne istiyor? El cevap. Evet, nimetlerin asıl sahibi Allah. O kıymetli nimetlere, mallara karşılık üç şey istiyor. Zikir, şükür ve fikir. Başta Bismillah zikirdir, sonda Elhamdülillah şükürdür. Ortada bu kıymetli sanat harikası nimetlerin, ehad ve samet bir zatın kudretinin mucizesi ve rahmetinin hediyesi olduğunu düşünmek ve anlamak ise fikirdir. Bir padişahtan kıymetli bir hediye getiren miskin bir adamın ayağını öpüp hediyenin sahibini tanımamak, ne kadar ahmaklık ise nimetlerin görünüşteki sahiplerini yüceltip sevmek ve asıl sahibi olan Allah'ı unutmak ondan bin derece daha büyük bir ahmaklıktır. Ey nefis! Böyle ahmak olmamak istersen Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle ve selam. 14. Lema'nın ikinci makamı. Makam münasebetiyle buraya alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim'in binlerce sırrından altısına dairdir. Bir hatırlatma. Besmele'nin rahmet noktasında parlak bir nuru, sönük aklıma uzaktan göründü, onu kendi nefsim için kaydetmeyi arzuladım, 20-30 kadar sır ile o nurun etrafında bir daire örmek, onu avlayıp kavramak istedim fakat, Maalesef, şimdilik o arzumu tam gerçekleştiremedim. Sırlar 20-30'dan 5-6'ya indi. Ey insan! Dediğim vakit nefsimi kastediyorum. Bu dersi nefsime has olduğu halde, ruhen benimle irtibatlı ve nefsi nefsimden daha uyanık zatlara belki istifade vesilesi olur niyetiyle, 14. lemanın ikinci makamı olarak sunuyor, dikkatli kardeşlerimin değerlendirmesine havale ediyorum. Bu ders akıldan çok kalbe, delilden çok zevke bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalet ya eyyuhel mele'u inni ulkiye ileyye kitabun kerim. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Süleyman'ın mektubunu alan Sebe Kraliçesi Belkıs, Değerli danışmanlarım, bana çok önemli bir mektup gönderildi. Mektup Süleyman'dandır ve Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla diye başlamaktadır dedi. Neml Suresi 29-30. Ayetler Bu makamda birkaç sır zikredilecektir. Birinci sır. Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm. Kainatın yeryüzünün ve insanın simasında birbirinin numunesi olan üç rububiyet mührü var. Biri kainatın bütünündeki yardımlaşma, dayanışma, birliktelik ve birbirinin ihtiyacına cevap verme gibi hususiyetlerden ortaya çıkan büyük uluhiyet mührüdür ki, Bismillah ona bakıyor. İkincisi, yeryüzünün simasında bitki ve hayvanların ihtiyaçlarının karşılanmasındaki beslenip idare edilmesindeki benzerlik münasebet, intizam, uyum, lütuf ve merhametten ortaya çıkan büyük rahmaniyet mührüdür ki, Bismillahirrahmanirrahim ona bakıyor. Üçüncüsü, insanın engin mahiyetinin simasındaki Cenab-ı Hakk'ın merhametinin latifelerinden, şefkatinin inceliklerinden ve parıltılarından ortaya çıkan Yüce Rahimiyet mührüdür ki, Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim, alem sayfasında nurani bir satır, meydana getiren üç ehadiyet mührünün mukaddes bir ünvanı, kuvvetli bir bağı ve parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim'in ucu yukarıdan indirilerek kainatın meyvesi ve alemin küçük bir nüshası olan insana dayanır, yeri arşa bağlar, insanın kendi arşına çıkması için bir yol bulur. İkinci sır, Kur'an'ı Mucizül Beyan, akılları sayısız varlıkta görünen birlik tecellisinde boğmamak için daima o vahidiyetin içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. Mesela nasıl ki güneş ışığıyla sayısız şeyi kuşatır, ışığının tamamıyla beraber güneşin zatını kavrayabilmek için gayet geniş bir tasavvur ve engin bir bakış gerektiğinden güneş zatını unutturmamak için her bir parlak şeydeki aksi vasıtasıyla kendini gösterir. Her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin zatının cilvesiyle beraber ışık, sıcaklık gibi hususiyetlerini bildirir. Ve o parlak şeyler kabiliyetine göre güneşi bütün sıfatlarıyla gösterdiği gibi güneşin ışığı, sıcaklığı ve ışığındaki yedi renk gibi keyfiyetlerinin her biri de ulaştığı her şeyi kuşatır. Aynı şekilde walillahil mesalul a'la. En yüce sıfatlar Allah'ındır. Nahl suresi 60. ayette temsilde hata olmasın. Cenab-ı Hakk'ın ehadiyet ve samediyetinin yani her şey Cenab-ı Hakk'a muhtaç olduğu halde onun hiçbir şeye muhtaç olmaması her bir şeyde bilhassa canlılarda hele insanın mahiyetinin aynasında bütün isimleriyle bir cilvesi bulunduğu gibi vahdet ve vahidiyet yönüyle de varlıklarla alakalı olan her bir ismi onları kuşatıyor. İşte Kur'an akılları birlik tecellileri içinde boğmamak ve kalplere zat-ı akdesi unutturmamak için daima vahidiyetteki ahadiyet mührünü nazara veriyor ki Bismillahirrahmanirrahim o mührün üç mühim duyum noktasını gösterir. Üçüncü sır. Şu sonsuz kainatı şenlendiren açıkça görüldüğü gibi rahmettir. Karanlık içindeki şu varlıkları ışıklandıran açıkça yine rahmettir. Sonsuz ihtiyaçlar içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden, apaçık görüldüğü üzere yine rahmettir. Bir ağaç her şeyiyle meyvesi için var olduğu gibi bütün kainatı insan için var eden ve her tarafta ona baktıran, onun yardımına koşturan açıkça rahmettir. Bu sonsuz uzayı ve boş, ıssız alemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren bizzat gördüğümüz gibi rahmettir. Ve fani insana ebediyet nimetini veren, onu ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost kılan açıkça yine rahmettir. Ey insan, madem rahmet böyle kuvvetli, cazibeli, sevimli, sana yardımcı ve sevilen bir hakikattir. Bismillahirrahmanirrahim. De o hakikate yapış ve mutlak yalnızlıktan, kimsesizlikten, sonsuz ihtiyaçlarının elemlerinden kurtul. O ezel ve ebed Sultanının dergahına yönel ve o rahmetin şefkatiyle, şefaatiyle, parıltılarıyla o sultana muhatap ve dost ol. Evet, kainattaki her çeşit varlığı hikmet dairesinde insanın etrafında toplayıp onun bütün ihtiyaçlarına kusursuz bir intizam ve inayet ile koşturmak açıkça iki şekilde izah edilebilir. Ya kainattaki her varlık insanı kendi kendine tanıdığı için ona itaat ediyor, onun yardımına koşuyor. Bu ihtimal akıldan yüz derece uzak olmasının yanında pek çok imkansızlığı da doğurur. İnsan gibi mutlak aciz bir varlıkta kuvveti sınırsız, sultanı mutlakın kudretinin bulunduğunu varsaymak lazım gelir.'' Ya da bu yardımın kainatın perdesi arkasında bir kadiri mutlakın ilmiyle gerçekleştiğini kabul etmek gerekir. Demek kainattaki varlıklar insanı tanımaz, onlar insanı bilen ve tanıyan, ona merhamet eden bir zatın varlığının delilleridir. Ey insan! Aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki bütün varlıkları sana yöneltip yardım ellerini uzattıran, senin ihtiyaçlarına lebbeyk dedirten, Zat-ı Zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin. Madem o seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor, sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir ve katiyen anla ki bu koca kainatı senin gibi mutlak, zayıf, aciz, fakir, fani ve küçük bir varlığın emrine vermek ve varlıkları yardımına göndermek elbette hikmet, inayet, ilim ve kudreti de içeren bir rahmet hakikatidir.'' Böyle bir rahmet senden külli ve halis bir şükür, ciddi ve saf bir hürmet ister. İşte o halis şükrün, saf hürmetin tercümanı ve ünvanı olan Bismillahirrahmanirrahim'i dilinden düşürme, onu rahmete kavuşmaya vesile ve Rahman'ın dergahında şefaatçi yap. Evet, rahmetin varlığı ve gerçekleşmesi güneş kadar aşikardır. Nasıl ki merkezdeki bir nakış, farklı yönlerden uzanan atkı ve iplerin düzeninden ve desenlerinden meydana gelir. Aynen öyle de bu kainatın büyük dairesinde bin bir ilahi ismin cilvesinden uzanan nurani atkılar kainatın simasında öyle bir rahmet damgası içinde bir rahimiyet ve şefkat nakşını dokuyor ve böyle bir inayet mührünü işliyor ki akıl sahiplerine kendini güneşten daha parlak bir şekilde gösteriyor.'' Evet, güneşi ve ayı, yeryüzündeki unsurları ve madenleri, bitki ve hayvanları büyük bir nakşın, atkı ipleri gibi bin bir isminin tecellileriyle tanzim eden ve hayata hizmetkar kılan, bitki ve hayvanlar alemindeki bütün annelerin yavrularına gayet şirin ve fedakarca şefkatleriyle şefkatini gösteren, canlıları insanın emrine veren, böylece ilahi rububiyetin gayet güzel, şirin, büyük bir nakşını ve insanın kıymetini gösteren ve parlak rahmetini ortaya koyan Rahman-ı Zülcemal elbette kendi mutlak istiğnasıyla yani hiçbir şeye muhtaç olmamasıyla beraber rahmetini mutlak ihtiyaç içindeki canlılara ve insana makbul bir şefaatçi yapmıştır. Ey insan! Eğer insan isen Bismillahirrahmanirrahim'de o şefaatçiyi bul. Evet, yeryüzünde 400 bin farklı bitki ve hayvan türünü, Hiçbirinin unutmadan, şaşırmadan, vakti vaktine kusursuz bir intizam, hikmet ve inayetle idare eden, yeryüzünün simasına ehadiyet mührünü koyan açıkça bizzat görüldüğü üzere rahmettir. O rahmetin varlığı şu yeryüzündeki varlıklar kadar kesin olduğu gibi, onun gerçekleştiğinin varlıklar sayısınca delili var. Evet, zeminin yüzünde bir rahmet ve ehadiyet mührü bulunduğu gibi, İnsanın manevi mahiyetinin simasında da öyle bir rahmet damgası vardır ki, yeryüzünün simasındaki merhamet mühründen ve kainatın simasındaki büyük rahmet damgasından daha aşağı değildir. Onun adeta bin bir ismin cilvesinin odak noktasıymış gibi bir kuşatıcılığı var. Ey insan! Hiç mümkün müdür ki sana bu simayı veren ve ona böyle bir rahmet ve ehadiyet mührü vuran zat seni başıboş bıraksın, sana kıymet vermesin, senin hareketlerine dikkat etmesin, senin için var olan bu kainatı abes kılsın, yaratılış ağacını meyvesi çürük, bozuk, kıymetsiz bir ağaç hükmüne indirsin. Hem hiçbir şekilde şüphe kabul etmeyen ve hiçbir bakımdan noksanlığı bulunmayan güneş gibi aşikar olan rahmetini ve ışık gibi açıkça görünen hikmetini inkar ettirsin. Haşa! Ey insan bil ki o rahmetin arşına ulaşmak için bir merdiven var. O da Bismillahirrahmanirrahim'dir. Onun ne kadar mühim olduğunu anlamak istersen, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın 114 suresinin başına, bütün mübarek kitapların ve mübarek işlerin başlangıçlarına bak. Besmele'nin kıymetinin büyüklüğüne kesin bir delil şudur. İmam-ı Şafii radıyallahu an gibi çok büyük müştehitler demiş ki, Besmele tek bir ayet olduğu halde Kur'an'da 114 defa nazil olmuştur. Dördüncü sır, sınırsız bir çokluk içinde birlik tecellisi, İyyâke na'budu demekle herkese kafi gelmiyor. Fikir dağılıyor, bütün kainattaki vahdetin arkasında bulunan ehad zatı düşünüp, İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in demek için, yeryüzü genişliğine bir kalp gerekir. Ve bu sırdan dolayı küçük şeylerden ehadiyet mührünü açıkça gösterdiği gibi her bir varlık türünde ehadiyet damgasına işaret etmek ve zatını akla getirmek için ehad yaratıcı rahmaniyet mührü içinde bir ehadiyet imzası gösteriyor ki herkes her mertebede zahmetsizce İyyâke na'budu ve kenes nesta'in diyerek doğrudan doğruya zatı ı Akdes'e hitap edip yönelsin. İşte Kur'an-ı Hakim bu büyük sırrı ifade etmek için Kainatın en büyük dairesini mesela göklerin ve yerin yaratılışını anlattığı sırada birden en küçük daireden ince ve basit bir şeyden bahseder ki ehadiyet mührünü açıkça göstersin. Mesela göklerin ve yerin yaratılışını anlatırken insanın yaratılışından, sesinden, simasındaki nimet ve hikmet inceliklerinden bahis açar, ta ki fikir dağılmasın, kalp boğulmasın, ruh doğrudan doğruya mabudunu bulsun, ve min ayatihi halku semavati vel ardi ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum ayeti bu hakikati mucizevi bir şekilde gösteriyor. Yani onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olmasıdır. Rum Suresi 22. Ayet Evet, sonsuz vahdet mühürlerinin iç içe daireler gibi en büyüğünden en küçüğüne kadar sayısız varlıkta Çeşitleri ve mertebeleri vardır, fakat o vahdet ne kadar olsa da yine çokluk içinde bir vahdettir, hakiki hitabı tam sağlayamaz, onun için vahdetin arkasında ehadiyet mührünün bulunması lazımdır. Ta ki çokluğu hatıra getirmesin, kalpte doğrudan doğruya Zat-ı Akdes'e açsın. Hem nazarları o ehadiyet mührüne çevirmek ve kalpleri ona çekmek için üstüne gayet cazibeli bir nakış, parlak bir nur, şirin bir tatlılık, sevimli bir güzellik ve kuvvetli bir hakikat olan rahmet ve rahimiyet damgasını basmıştır. Evet o rahmetin kuvvetidir ki şuur sahiplerinin nazarlarını kendine çeker ve ehadiyet mühürüne ulaştırır. Ehad yaratıcıyı düşündürür sonra da insanı İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in ayetindeki hakiki hitaba mazhar eder ve Bismillahirrahmanirrahim Fatiha'nın fihristi ve Kur'an'ın kısa bir özeti olması yönüyle zikredilen bu büyük sırrın ünvanı ve tercümanıdır. Bu ünvanı eline alan rahmetin tabakalarında gezebilir, bu tercümanı konuşturan rahmet sırlarını öğrenir, rahimiyet ve şefkat nurlarını görür. Beşinci sır. Bir hadis-i şerifte buyurulmuş ki, اِنَّ اللّٰهَ خَلَكَ الْاِنْسَانَ ala سُورَةِ Rahman" Denildiği gibi yani, şüphesiz allah Teala insanın Rahman suretinde yaratmıştır. Buhari istiğzam bir noğlu hadis-i şerif. Tarikat ehli bir kısım zatlar bu hadisi iman esaslarıyla örtüşmeyen tuhaf bir tarza tefsir etmişler. Hatta onlardan aşk ehli bazı isimler insanın manevi yüzüne Rahman'ın bir sureti olarak bakmış. Ehli tarikatın bir kısmında sekir yani manevi sarhoşluk hali, aşk ehlinin çoğunda da istiğrak ve hakikatleri birbirine karıştırma gibi halleri bulunduğundan onlar hakikate zıt anlayışlarında belki mazur görülebilir fakat aklı başında olan inanç esaslarına aykırı manaları kabul edemez yoksa hata etmiş olur. Evet bütün kainatı bir saray ve bir ev gibi muntazam bir şekilde idare eden, yıldızları zerreler gibi hikmetle ve kolayca çeviren, gezdiren zerreleri itaatkar memurlar gibi istihdam eden Zat-ı Akdesi ilahiyenin ortağı, eşi, zıddı, dengi bulunmadığı gibi Leysa kemisli şey o ve huves semiul basir sırrıyla sureti misli misali benzeri de olamaz fakat ve lehul meselul a'la fis semawati vel ardi ve azizul hakim sırrıyla örnek ve temsillerle icraatına sıfatlarına ve isimlerine bakılır demek örnekler ve temsiller onun icraatı hakkında olabilir zikredilen hadisi şerifin pek çok maksadından biri şudur. İnsan Rahman ismini tamamen gösteren bir surette yaratılmıştır. Evet daha önce söylediğimiz gibi kainatın simasında bin bir ilahi ismin parıltılarından tezahür eden Rahman ismi görünür, yeryüzünün simasında Cenab-ı Hakk'ın mutlak rububiyetini sayısız cilvesiyle tezahür eden Rahman ismi gösterilir. Aynen öyle de insan her şeyi içine alan kuşatıcı suretiyle küçük bir ölçekte dünyanın ve kainatın isiması gibi yine Rahman isminin mükemmel bir cilvesini gösterir. Hadis şuna da işaret eder, Rahman ve Rahim yaratıcının delilleri ve aynalar olan canlılar ve insan gibi mazharların vacibül vücut zatı gösterdikleri o kadar kesin ve aşikardır ki, mesela güneşin suretini ve aksini tutan parlak bir aynanın parıltısına ve güneşe delil oluşunun açıklığına işaret mahiyetinde o ayna güneştir denilmesi gibi insanda Rahman'ın sureti var ifadesi delaletin açıklığına ve münasebetin mükemmelliğine işaret olarak söylenmiştir. Şu sırdan dolayı vahdeti vücut inancını kabul edenlerin aşırıya gitmeyen kısmı bu delaletin aşikarlığına ve bu münasebetin mükemmelliğine bir ünvan olarak La mecûde illa hu demiştir. Allahumme ya Rahman ya Rahim bi hakkı Bismillahir Rahmanir Rahim irhamnâ kemâ yelîku bi rahmiyyetike ve fehhimnâ esrare Bismillahir Rahim er Rahim kemâ yelîku bi rahmaniyyetike Amin. Ey Rahman ve Rahim Allah'ım, Bismillahirrahmanirrahim hakkı için rahimiyetine yaraşır şekilde bize merhamet et ve rahmaniyetine yaraşır şekilde bize Bismillahirrahmanirrahim'in sırlarını anlamayı lütfet. Altıncı sır. Ey sonsuz aciz ve fakir içinde yuvarlanan bir çare insan. Rahmetin ne kadar kıymetli bir vesile ve ne kadar makbul bir şefaatçi olduğunu şuradan anla. O rahmet öyle yüce bir sultana ulaşmaya vesiledir ki onun ordusunda yıldızlarla zerreler beraberce tam bir intizam ve itaatle hizmet ediyor. O Zat-ı Zülcelal'in o ezel ve Evet Sultanının zatına ait bir istinası var. O mutlak bir istina içindedir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Hiçbir şekilde kainata ve varlıklara ihtiyacı olmayan, sınırsız ve kayıtsız bir ganidir. Zenginlik sahibidir ve bütün kainat emri, idaresi, heybet ve azameti altında tam bir itaatle celaline boyun eğmiştir. İşte ey insan, rahmet seni her bakımdan müstahni olan o zatın, o ebedi sultanın huzuruna çıkarır, ona dost ve muhatap yapar, sana sevgili bir kul vaziyeti verir, nasıl ki sen güneşe çok uzaksın, hiçbir şekilde yetişemiyor ve yanaşamıyorsun, fakat güneşin ışığı, aksini ve cilvesini aynan vasıtasıyla senin eline ulaştırıyor, aynen öyle de. Biz her türlü kusur ve noksandan münezzeh o zata, o ezel ve ebed güneşine sonsuz uzak olsak ve yanaşamasak da rahmetinin nuru onu bize yakın ediyor. İşte ey insan bu rahmeti bulan ebedi tükenmez bir nur hazinesi bulmuş olur. O hazineyi bulmanın yolu rahmetin en parlak misali ve temsilcisi, en belagatli lisanı ve ilancısı olan ve Kur'an'da alemlere rahmet ünvanıyla anılan Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam sünnetine uymaktır. Alemlere rahmet olan rahmetin o cisimleşmiş haline ulaşma vesilesi ise salavattır. Evet salavatın manası rahmettir o canlı cisimleşmiş rahmete bir rahmet duası hükmündeki salavat alemlere rahmet olan o zata kavuşmaya vesiledir. Öyleyse alemlere rahmet olan Resul-i Ekrem'e kavuşmak için salavatı kendine vasıta yap ve o zatı da aleyhissalatü vesselam Rahman'ın rahmetine vesile kabul et. Bütün ümmetin rahmeten lil alemin olan zat aleyhissalatü vesselam hakkında sonsuz rahmet manasıyla salavat getirmesi rahmetin ne kadar kıymetli bir ilahi hediye olduğunu ve ne kadar geniş bir daireye sahip bulunduğunu parlak bir şekilde ispat eder. Sözün özü, rahmet hazinelerinin en kıymetli pırlantası ve bekçisi Zat-ı Ahmedi aleyhissalatu vesselam olduğu gibi birinci anahtarı da Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bu hazinelerin kapısını en kolay açan anahtar ise salavattır. Allahumme bi hakkı esrari Bismillahirrahmanirrahim صل وسلم على من ارسلته رحمة للعالمين كما يليق برحمتك وبحرمته وعلى اله واصحابه اجمعين. وارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك امين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. واخر دعواهم. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu tür programların devam etmesini ve faydalı olmasını istiyorsanız, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve dostlarınıza tavsiye ediniz.